Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok zarif, çok şık kare motif modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay ama göründüğü gibi çok şık, çok zarif bir motif modeli. Nerelerde kullanabiliriz derseniz, özellikle yeleklerinizde, bebek battaniyelerinizde kullanabilirsiniz. Tabii ki çanta yapımlarında, kırlent yapımlarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anda benim aklıma gelmeyen ama eminim ki sizin aklınıza gelen bir sürü yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, benim kullandığım ip yine Alize'nin Cotton Gold tipi. Kullandığım tığ numarası ise şöyle küçük bir tığla çalıştım. 2 numara 1,75 milimlik tığla çalıştım ama daha büyük tığlarla da çalışabilirsiniz. Biliyorsunuz ki tığ numarası büyüdükçe motifin ebatı da büyüyecektir. Arkadaşlar, hemen bu güzel motifin yapımına geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz, kanalıma abone olup hemen abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel motifin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle beyaz bir iple başlamak istiyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tutup bir sihirli halka yapacağım. Sihirli halka yapamayan arkadaşlarsa 4 veya 5 zincir çekebilirler. Şöyle tutturuyorum halkamı ve bu halkamın içine toplamda 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Sihirli halkamın ipinden çekip şöyle ortayı iyice küçültüyorum. 6 7 ve 8. İyice ortayı küçültüyorum. Sihirli halkamın ipini tutarak ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine şu şekilde batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle minicik bir halka yapmış olduk. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve hemen dibine batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Hemen yanındaki sık iğne tepesine batıp kaydırma yöntemiyle yandaki sık iğne tepesine geçiyorum. Tekrar burada 1, 2, 3, 4. 5 zincir çektim. Hemen bakın yine dibine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Hemen yan taraftaki sık iğne tepesine geçtim kaydırma yöntemiyle. 1 2 3 4 5. Tekrar aynı yere dibine batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane halkamız oldu. Toplamda 8 halkamız olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Toplamda 8 tane şöyle minicik halkamı yapmış oldum. 2, 4, 6, 8 tane. Bu sıramı hemen ilk yaptığım zincirin dibine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle bu sıramı bitiriyorum. Şimdi hemen önümdeki halkanın içine batırıp kaydırma yöntemi yapıyorum 3 defa. Halkamın ortasına gelebilmem için 2 ve 3. Amaç halkamın tam ortasına gelebilmek. Burada tekrar ilmek aldım ve bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer halkanın içine batıp sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen önümdeki halkanın içine batıp sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3. Önümdeki halkaya battım. Sık iğne ile sabitledim.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bu bölümde Lila'nın kuyruğuyla devam edeceğiz. Kaldıramıyorum, burada oturacakmış. Evet, son olarak yine 1, 2, 3 zincir çektim. Ve burada sık iğneyle tepeye gelmiştik. Tam o tepeye batıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş olduk. Bir zincir çekiyorum. Ve ipimi kesiyorum ve diğer rengimize geçeceğiz. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Şimdi daha şöyle pudra rengi bir ipim var. Onunla devam etmek istiyorum. İpimi sabitledim. Ve burada herhangi bir zincir bölümüne, şöyle aralara 3 zincir çekmiştik. 3 zincirlik bölüme batıyorum. Sabitledim. 1, 2 tane zincir çektim. Lila gitmiyor. Evet. 2 zincir çektim ve yine aynı zincir içine batıp 2 ilmek çekip ikisini bırakıyorum. Başını doladım, battım. 2 ilmek çektim. Geri kalanını tığımda bıraktım ve hepsini topladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yere. Yine ikişer ikişer ilmek toplayarak 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Şu arkadan da iplerimi yürütüyorum. Kapattım. Burada sadece bir zincir çekiyorum. Diğer zincir boşluğuna. Başını dolayarak battım. Ve yine aynı şekilde yarım yarım trabzan yapıyorum. 3 tane. Geri kalanını tığımda ve hepsini topladım. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. Ve yine aynı boşluğun içine şu şekilde bir yaprak diyelim bunlara, yaprak yapıyoruz. Kapattım. Sadece bir zincir çekiyorum. Başını dolayarak diğer boşluğa batıyorum. Ve yine burada 3 tane yarım trabzan. Sadece 2 ilmek çekiyorum. Geri kalanını tığımda ve hepsini birden topladım. Burada 1, 2, 3 zincir. Başını doladım. Tekrar aynı yere ve yine yarımşar trabzanlarıma devam ediyorum. Kapattım. Sadece bir zincir çekiyorum. Bakın, her 3 zincir boşluğuna ikişer tane yaprak yaptım. Aralarına 3 zincir çekerek geçişlerde sadece bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bu şekilde her 3 zincire ikişer tane yaprağımı bitirdim. Burada yine bir zincir çekiyorum ve ilk yaptığım yaprağın şöyle tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu renkle de işimi bitiriyorum. Burada birbirine iki yakın rengi kullandım. Diğerinde de çok belli olmuyor diğerinde, ama bunda belli olacak. Diğerini hemen şöyle göstermek istiyorum. Bunda da açık ve koyu kullandım ama çok sanki aynı renkmiş gibi oldu. Bunda daha da belli olacaktır rengi. Hemen ipimi, düğümümü attım. Ve yine bakın zincirlik bölümleri. Şöyle ilk zinciri arasına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 tane ikili trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve hemen yine aynı yere batıp o zinciri kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum. Tekrar aynı bölümün içine batıp 4 tane ikili trabzan. Yani 3 tane yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 4 tane oluyor. Şöyle
kelebek gibi bir görüntü vermiş oluyoruz. Burada hiç zincir çekmeden tığımın başını bir iki kez doladım ve hemen bakın şöyle iki yaprak arası, burada burası bir zincir çektiğimiz yer. Hemen şöyle alttaki beyaz noktanın beline doluyorum. 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzanla yukarı çıkıyorum. Bu şekilde. Zincir çekmiyorum, başını doluyorum. Hemen diğer 3 zincirlik bölüme battım. 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. 1 2 3 zincir aynı yere batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 3 tane ikili trabzan çektiğim zincirle beraber 4 tane ikili trabzanım oluyor. Başını 2 kez doluyorum tığımın ve hemen bu bölümde bakın ilk sıramdaki beyaza batıyorum. Beline dolayarak üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde. Daha sonra hiç zincir çekmeden diğer önümdeki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Burada da aynı bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Başka hiçbir işlemimiz yok burada da farklı. Şöyle şunu da hızlı hızlı yapayım. Çektiğim zincirle beraber 2, 3 ve 4. Burada ne yapıyordum? Başını 2 kez doladım. Hemen bakın önümdeki tek zincirlik bölümün aşağıdaki yaprağın beline doladım ve üçlü trabzan. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar yine sıra sonuma geldim. Tığımın başını 2 kez doluyorum. Son yaprağım vardı burada. Hemen oraya da üçlü trabzanımı yapacağım. 2 2 ilmek çekerek üçlü trabzanımı yaptım ve hiç zincir çekmeden bakın yaptığım ilk yaprağın şöyle tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bu şekilde bu sıramı da bitirmiş oldum. İpime bir zincir çekip kesiyorum. Bu şekilde ortasını yapmış olduk arkadaşlar çiçeğin. Hemen tekrar beyaz ipime geçeceğim ve artık köşelerimizi yapmaya başlayacağız. İpime yine bir düğüm attım. Lila hala kalkmıyor. Bakın arkadaşlar ilk başlangıç noktamız şöyle üçlü trabzan çekmiştik. O trabzanın tepesine batırıyorum. Şöyle ipimi oraya sabitliyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başını 3 kez doluyorum. 2, 3. Hemen aynı yere batırıyorum ve 2 2 ilmek çekerek dörtlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Burada bir zincir çektim. Burası bizim köşemizin yarısı oldu. Bir zincir çektim. Bakın şu yaprağın şurada zincir bölümü var. Hemen tepe noktasına batırıyorum. Şöyle başını dolayarak batacağız. Hemen buraya İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Başını doluyorum. Yaprağın diğer tarafına batırıyorum. Tam tepe noktasına batırın. İlk trabzan tepesine de diyebiliriz. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Başını 2 kez doluyorum. Ve ikili üçlü trabzan tepesine batırıp burada üçlü trabzan yapıyorum. İkişer ilmek toplayarak. Tekrar tığımın başına 2 kez doluyorum. 1, 2. Tekrar aynı yere battım.
2 2 ilmek toplayarak üçlü trabzan. Bir zincir başını doladım. Bakın yaprağın en son trabzanın tepesine batırdım. İkili trabzan. Buradaki geçişte 2 zincir başını doladım. İlk trabzanın tepesine batırıyorum. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Başını 3 kez doluyorum ve köşemi yapıyorum. Yine üçlü trabzanın tepesine batırıyorum. Dörtlü trabzan 2 2 ilmek çekerek. Tekrar 3 kez doluyorum. Tekrar aynı yere battım. Dörtlü trabzan. Araya 3 zincir. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başına 3 kez doladım. Yine aynı yere batıyorum. Ve dörtlü trabzan yapıyorum. 2 2 ilmek çekerek. 3 kez doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 4. İlk köşemizi yapmış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle de göstermek istiyorum. Burası da bitişte köşe olacak. Ve burada bir zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Yaprağın en son, şu yaprağın son trabzan tepesine batıp ikili trabzan. Burada 2 zincir başını doladım. Şu yaprağın ilk trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Burada bir zincir çekiyorum. Başını 2 kez doluyorum. Üçlü trabzan tepesine batıp üçlü bir trabzan yaptım. Başını 2 kez doladım. Tekrar aynı trabzan tepesine batıp üçlü trabzan. Araya bir zincir. Başını doladım. Yine aynı şekilde ilerliyorum arkadaşlar. İkili trabzan. Araya bir zincir. Başını doladım. İlk trabzan tepesine batıp ikili trabzan. Bir zincir. Başını 3 kez doluyorum. Hemen dörtlü, üçlü trabzanın tepesine batıp yine köşe yapıyorum. Bu şekilde köşelerimizi yapmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma gelmek üzereyim. Burada bir zincir çekiyorum. Tığımın başını 3 kez aldım ve yarım bıraktığımız köşemizi tamamlıyorum. Yine dörtlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar başını 3 kez doladım. Aynı yere battım. Dörtlü trabzanım yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk ve köşelerimizi de yapmış olduk. Şimdi bu bölümde sık iğne yapacağız. Hemen burada bir zincir çekiyorum ve şöyle yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Daha sonra boşluğa bir tane batırıyorum. Bir zincirlik bölüme. Trabzan tepesine. Burada 2 zincir çekmiştik. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane trabzan tepesine. Bir zincirlik bölümlere bir tane. Burada zincir çekmiş çekmemiştik. 2 tane yan yana trabzan tepelerine sık iğne yaptım. Burada bir zincir çekmiştik. Bir sık iğne yapıyorum. Bir trabzan tepesine. Burada 2 zincirimiz olduğu için 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir trabzan tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Burada da bir zincirimiz vardı. Yine bir sık iğne ve yan yana trabzanlara birer tane sık iğne yapıyorum. Köşeme geldim. 1 2 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim ve tekrar köşemin içine batıp 2 tane sık iğne yapıyorum ve yine az önce gösterdiğim gibi devam ediyorum. Trabzan tepelerine birer tane, bir zincirlik bölümlere bir, trabzan tepelerine bir, 2 zincirlik bölüme ise 2 tane sık iğne yaparak bu sırayı bitiriyoruz. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tam köşeme geldim. Köşemin içine 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir.
ve tekrar köşemin içine batıp 2 tane sık iğne yaptım ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıp kaydırmayla bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde bu sıramızı bitirmiş olduk. Benim aldığım modelde yabancı bir kanaldan aldım arkadaşlar. Bu modeli, bu sırayı ikili trabzan olarak yapıyorlar. Ama ben her zaman diyorum ya, ben modelleri genelde hep değiştiriyorum. Şöyle 3 sıra sık iğne yaptım. Böyle bence daha güzel oldu. Ama sizler isterseniz bu bölümde de ikili trabzan kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinizde kalmış. Ben yine 2 sıra daha aynı şekilde sık iğne yapacağım. Şöyle köşeye battım. Bir tane battım köşeye. Daha sonra tüm sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bu sefer köşelerde eğer çok germe olmazsa birer tane sık iğne yapmayı düşünüyorum. Yani köşede bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne şeklinde devam ediyorum. Çok şey olsun istemiyorum, sivri olsun istemiyorum kenarları. Evet, bu şekilde de sıramızı sık iğne ile devam ettirelim. Sıra sonuma geldi. Arkadaşlar ben bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne demiştim ama sizler yine de iki sık iğne, iki zincir, iki sık iğne yapın. Ben daha sonra değiştirdim. Buraya bir sık iğne yapmıştık. Hemen köşemin içine batıyorum. 1 2 sık iğne, 2 zincir. Daha sonra bir sık iğne daha yapıyorum buraya. Sık iğne ikişer olsun diye. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp kapattım. Bir zincir çektim. Ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi tekrar beyaz ipimle bir sıra daha sık iğne yapmak istiyorum. Bu sefer köşeye zincir çekmeyeceğim. Şöyle bir tane sık iğne yaptım. Hemen bu sırayı bu şekilde tüm sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapalım. Hemen köşeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın ilk köşeme batıyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne yapıp daha sonra diğer sık iğne tepelerini batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Yani köşeye hiç zincir çekmedim. Sadece 3 tane sık iğne yaptım. Çok sivri olmasını istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Ama sizler sivrilik istiyorsanız yine 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne olarak devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde sıra sonuna kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Son köşemin içine batıyorum. Bir tane yapmıştık. İkinciyi yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve motifimi bitiriyorum. Gerçekten çok hoş, çok şık bir motif oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Lila motif bitene kadar kalkmadı, kalkmayacak herhalde. Bugün burada uyuyacak. Uyuyacak mısın Lila? Şunu da üstün körün ben hemen saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Hemen diğer modelimi de göstermek istiyorum. İkisi de çok şık oldu arkadaşlar. Diğerine çok hafif buhar tuttum. Aslında buhar tutmaya bile gerek yok. Ama şöyle karşıdan biraz buhar tutup elinizle düzeltirseniz daha da düzgün bir görüntü elde edersiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir modelimizin sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Şöyle Lila Hanım'ı da bir gösterelim. Liloş. Liloş bizi dinlemiyor. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın. Kalktı. Liloş. Hoşça kalın.